Arkadaşım hayırdır? Kimsin sen? Kimlik ver kimlik. Kimliği göreyim. Hayırdır? Çocukta sindirim bozukluğuna mı neden olmaya geldin sen? Al bunu al 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 al! Neden probiyotik? Çocuklar ne kadar küçük de olsa bir makroorganizma. Ama her makroorganizma gibi vücudu bir mikroorganizma federasyonu. Bazı bakterilere özerk, iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ona bağlı. Eflakla boğdan gibi. Ortaokulda mı gördük bunları ya? Umur. Özledik mi önlüklü Hilal'i? Bu ufaklıkların vücudunda milyarlarca bakteri var. Milyar diyorum, milyar. Bir bakteri mili gram olsa çarpı al sana bir kilo. Bir kilo çıkıyor. Bir kilo çıkıyor. Yani anlayacağınız güzel yavrunuzun vücudunda bir kilo bakteri var. Bir kilo bakteri ama çoğu iyi bakteri. Yani probiyotik. Çocukların vücut da sanki Türk dizisi. Bu probiyotikler bağırsağa karşı boş değil. Aynı zamanda mide asitine, safraya karşı dirençli. Oksijensiz ortamda yaşıyor. Bildiğin esası olan. Bağırsaklarda güzel kız. Sindirim sistemi zorluğuna yol açan mikroplarda kötü adam. Benden kötü bu kadar oluyor. Buna bir senaryo yazsan en az 13 bölümü oynar. Şimdi bu Türk dizisi dediğin şey entrikasız olmaz. Abi entrikam olmazsa ne olacak? Türk dizisi izlenir mi hiç? Dizinin adı Sindirim Sistemini Bozuğum. Esas olan olsa da probiyotik de bir canlı. Hayata küssün, bağırsağı terk etsin. Bağırsağı. O gidince kötü adam bağırsağı mikroba musallat olsun. Mahallenin huzuru falan kalmasın. Tam burada sezon finali yapalım. Sonra reytingler tamam. İkinci sezon başında da esas oğlan probiyotik arkadaşlarını alıp mahalleye geri dönsün. Sevdiğini sindirim sistemi bozukluğu mikrobunun elinden kurtarsın. Nasıl fikir? Çok orijinal. Vay kukucuk. Vay kukucuk. Anneni mi seviyorsun bakayım? Yoksa babana mı? Herkes şov peşinde. Çocukların bağırsağını düşünen yok. Halbuki burası çocukların sindirim sisteminin en fonksiyonel bölgesi. Burası. Burası. Buraya destek şart. O yüzden minikleri her zaman probiyotikle destekleyelim.